Show'a hoş geldiniz efendim. Ana kuzusu var mı aramızda? Şurada bir hanımefendi var bakalım, ona verelim mikrofonu. Merhaba, ben Nazlı. Evet. Ben biraz çocuklarına çok düşkün bir anneyim. Ve hep yanımda, hep benimle olsun istiyorum. Oluyorlar mı? Şu an küçük oldukları için eşim ve kızım yanımda şu an. Evet, peki büyüyünce değişecek mi bu işler sizce? Yani bende pek değişmeyecek ama çocuklarda değişecek. Yani yine dışarı çıkma, aman yanımda ol yavrum mu diyeceksin? Yani demeyeceğim ama hep yanımda olsun isteyeceğim. İçten içe yiyeceksiniz kendinizi. Aynen öyle. Sonra bu sıkıntınızı beyefendiye aktaracaksınız. Aa, evet, orası öyle kesinlikle. Verelim mikrofonu Çilekeş beyefendiye. Yaşanıyor mu bunun sıkıntıları? Yaşanıyor. Bu çocukları hep sen böyle yapıyorsun gibi sözler duyuyor muyuz? En çok duyduğumuz sözler bunlar zaten. Acaba babalar biraz daha mı şımartıyor? Yok, aslında tam tersi bizde. Kendisi şımartıyor daha çok. Sonra sen yaptın diyor. Sonra ben yaptı oluyorum. Peki bununla nasıl baş ediyorsunuz? Ne öneriyorsunuz rehabilitasyon olarak? Kabulleneceksiniz. Harika. Yani. Ya demek mutlu olmak için, mutlu olmak için kabulleneceksiniz. Yapacak bir şey yok. Harika ya. Kızım da istiyor ama bir şeyler söyleyecek herhalde. Merhaba, benim adım Ece. Ben de aslında annem şey dedi, büyüyünce değişecek. Ama ben yani değişeceğini pek sanmıyorum. Yani ben ailemin ne olursa olsun yani her şeyden daha çok seviyorum yani. Evet, sen hep anne kuzusu olarak mı kalacaksın? Yani evet. Bilmiyorum yani. Belki büyüyünce değişir ama yani... bilmiyorum şimdi, ne diyeceğimi bulamadım. Ben de anne kuzusuyum. Öyle mi? Evet. Ben de büyüyünce belki değişirim. Peki, teşekkür ediyorum. Bu programı da severek izliyoruz. Ben gelmeyi zaten çok istemiştim. Yani şu an burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ece ile röportajımız sona erdi efendim. başka? Şurada bir beyefendi var. Merhabalar. İsmim Tayfun. Tayfun Bey, buyurun. Ben aslında kendimle alakalı bir durum var. Ben anne kuzusuydum. Benim annem, ben yemek yerken yani sofradayken... Yemek yerken benim yemeğimi bitirmemi beklerdi. Ve bundan keyif alırdı. Gülerdi, tebessüm ederdi. Ondan sonra kendisi yemeye başlardı. Yağmurda, karda, arkadaşlarım sokakta oyun oynardı ama ben sokağa çıkamazdım. Sanıyorum 16 yaşına kadar ya da 15 olabilir. Her gece saat işte 3 gibi, 4 gibi kaldırıp beni ballı süt içirirdi. Sonra ben bunu 15 yaşında fark ettim. Ben ana kuzusu olacağım herhalde diye ve böyle devam edecek diye bir yerden... Pardon, 15 yaşında ballı sütü de fark etmiş olabilirsiniz artık. Ben, evet şöyle sonra, oldu. Sonra ben uykuya geri dalamayınca... 15 yaşına kadar aslında sadece süt içtiğimi düşünüyordum. 15 yaşında sütün ballı olduğunu öğrendim. Öyle oluyor. Öyle sonra şey. Sütü bağsız süt içince sütün tadını öyle öğrendim. Başka, işte ben 21-22 yaşında askere gittim. Annemden ilk defa ayrılıyor olacaktım. Belki hala yapıyorlardır. Askere yolcu ederken gidecekleri böyle eğlence yaparlar. Otogardan da böyle gülü oynaya, havaya ata ata yolcu ederler. Benim askere gidişim de öyle oldu. Bir eğlence oldu kapımızın önünde. Sonra işte Esenler Otogarı'na gittik. Beni otobüse bindirdiler. Ama annem de yanımdaydı. Çünkü benimle beraber Ankara'ya geliyordu. Yanımda ve ağlıyordu. Anne sen niye ağlıyorsun dediğinde... Yani pardon, acemiliğe annenizle beraber gittiniz. Evet, evet. Doğru. Hatta annem, ben 3 ay Ankara'da kaldım. Annem de 3 ay Ankara'da kaldı. Teyzemin yanında ve her hafta sonu beni işte ziyarete geliyordu. Sonra ben acemi birliğim bitti. Şırnak Silopi'ye gittim. Sanıyorum her 2-3 haftada bir işte bana... tatlı, börek, baklava, yani ne yapıyorsa her hafta sonu bana kargoyla gönderiyordu. Öyle. Sonra evlendim, sonra yakamı bıraktı. O kadar romantik anlattınız, yakamı bıraktı diye bitirmek. Yani ama bu
bu eğer bırakmamış olsaydı ben de işte aileme herhalde dönüyor olmuş olmazdım. Bir yerden sonra tabii çocukları bırakmak gerekiyor herhalde. Ballı süt devam mı? Yok, o 15 yaşındayken bitmişti zaten. Ben onu artık... Yani gelişimi tamamlayınca bırak. Evet, evet. Bitirdik. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Anne kuzusu olmak illa tabii dizinin dibinden ayrılmamak falan değil. Yine her işinizi kendiniz halleden, hayata karşı sorumluluğunuzu yerine getiren bir birey olursunuz ama yine de her zaman annenizin dizinin dibinde olmak isteyebilirsiniz efendim. Allah başımızdan eksik etmesin anneleri. Onları çok seviyoruz. Evet efendim, şimdi bizim de bir arkadaşımız var. Daha doğrusu bir büyüğümüz var efendim. O da kızı devamlı dizinin dibinde olsun, hiç ayrılmasın istiyor. Bunun için komşularının aile yaşantısını örnek gösteriyor. Bakalım onlar nasıl yaşıyormuş, kızı ikna edebilecek mi, izleyip görelim. Anne, sana inanamıyorum ya. Komşunun anahtarının sende ne işi var? Ne yapayım kızım? Kapı açmaya kalkınca enerjileri düşüyor. Bütün komşulara anahtar vermişler. Özge! Allah Allah ya. Ya ben Tayland tatilinden geldim. Farkındasın değil mi? Daha bavulları bırakır bırakmaz beni tutup komşuya getiriyorsun. Neden ya? Senin bitiyor mu kızım gezmelerin, tozmaların? Bıktım ben artık. Vallahi Özge teyzen özlemiş. Gelince bir çay içeriz dedi. Başka nedeni yok. Özge! Bir şey söyleyeceğim. Hala o kızlar analarının dizinin dibinde oturuyor değil mi? Ay ben böyle bir şey görmedim ya. Ben ülke ülke dünyayı gezdim. Birikimime birikim kattım. Ha düşünüyorum bu süre içinde onlar ne biriktirdiler acaba? Evet anne. Açtım. Hoş geldiniz. Çocuğum tamam. Hadi yolunuz hadi uzun. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Aa, adam. Ay. Bunlar bayağı bir yağ biriktirmişler. Kasas duyacaklar. Duyuyoruz zaten. Günde 3 günü un yiyoruz. Kulağa iyi geliyor diyorlar. Aa anne. Bu un kulağa iyi gelir mi anne? Kulağa... Pilav çok iyi geliyordu. Yoksa pilav değil miydi? Neydi kardeşim? Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ama her şeyi yeriz. Yeriz. Kız Mehtap maşallah dünyayı fır 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 dönü dönü bacaklar çubuk makarna gibi olmuş. Yalnız Özge teyzeciğim o dünyayı fır 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 dönmekten değil, fazla spor yapmaktan. Görüyorum ki bu süre zarfında siz de biraz semirmişsiniz. Özellikle de Burcu. Sen bir tuhaf yalanmışsın ya, niye? Ya kas benimki, ben sporla meşgulüm. Siz hala evden çıkmıyorsunuz değil mi? Hala annenizin dizini dolduruyorsunuz. Pardon, şimdi spor yapıyor dedi. Tabii çok inandırıcı olmadı. Kalkıp o sporu da göster. Nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun? Onu bize bir yaşat. Bu spor işi nasıl oluyor diye. Bu arada bir görebilir miyiz sizin kilo? Zaten hepiniz kalkmalısınız. Yorgan sordular. Niye böyle bunu gösteriyorsunuz? Çift kişilik yorgan var. Ama bileklerim ince. Ama baleyle uğraşıyor. Senin kıyafet daha da bir enteresan. Ya benimki fikirde özel. Üstüme göre. Çok güzel. Şimdi kalk. Nasıl spor yaptığını göster. Hadi. Ne oldu? Kardeşim. Ay kızım. Kardeşim. Yapma. Hayır, bir an şekeri düşüyor, sonra tekrar. Ha tamam. Sporda arada şekeri düşüyor, evet. Hop. Hop. Ay gitti. Ay yine gitti. Şöyle bir etraflarında koş. Etraflarında koş. Yapma işte onu, yapınca bayılıyorsun. Evet. Ciddi az bu. Evet. Aman. Bu mu spor? Şey biraz eşofmanın düşmüş sanki onu. Tamam. İşte spor bu de. Oturuyor. İşte spor bu.
kardeşim. İyi. Bravo. Bir şey söyleyeceğim ya. Evet. Siz bu zamana kadar evden çıkmadınız mı hiç? Yoo, çıkmadık. Hiç gerek yok ki evden çıkmaya. Niye çıkayız ki evden? Çıkmaya gerek yok ki. İnsan doğar, büyür, süt emer, biraz televizyon ister, sonra komşuya gider. Komşuda oturur küçük 5 çay ikramlıkları. Onları yersin, sonra evine dönersin. Biraz gene televizyon, akşam ajans. Onu izlersin, küçük bir meyve tabağı. Sonra çerez, sonra ana yemek. En son gece süt içersin ve uyursun. İşte bu felsefeyle evden çıkmamaya karar verdik. Zaten istesek de çıkamadık. Kapıdan soğamadık. O gülünce enerjim düştü ha. Oh. Kek ne oldu acaba? Kek ne oldu? Kek pişti. Pişti. Fışkırtın beni. Abla, yanına yolluk al giderken. Hafızan Allah, acıkırsın yolunda, tansiyon düşer. Doğru söyledi. Hemen bir koşu mutfağa gidip geliyorum. Beş adımlık yolu 55 dakikada gitti. Hala evden çıkmamak iyi mi diyorsunuz? Hı. Ay sen dünyayı gezdi de ne oldu? Otursaydın ananın dizin dibinde acık et bağlardın be. Kantinci sucuğu gibisin be. Bu taraftan bakıyorum, öbür tarafın gözüküyor. İncecik. Ay canım ya. Allah'tan kafamı eğdiğinde ayaklarımı görebiliyorum. Benim için en önemli şey yemek alırken ellerimi görebilirim yeter. Hadi be, kek nerede abla? Öldük burada be. Kek çok güzel. Ana, bitirmişim gelene kadar. Nasıl ya? Mutfaktan sonra gelene kadar bütün keki yedin mi? Abla, öldürecek mi bizi burada abla? Ya merak etme kardeşim, yenisini koydum. Naime, evet. Senin bu bilekliğin ne kadar büyük ya? Bu bileklikteki tansiyon aleti. Ötünceye kadar yiyorum. Sonuçta sağlık önemli. Abla, sağlık dedin de şıpıdak diye aklıma geldi. Akşam ne yiyoruz? Hafif. Kuzu. İçine pilav doldururuz. Aa, esmer pirinç. Daha sonrasında makarna, biraz mantı. Sonrasında sütlü tatlı, hafif olur diye. Sütlü Nuriye. 3 tepsi. Ne diyorsunuz? Bir şey diyeceğim yavrum. Bu asitli içecek içeceğiz ya yemeği yanında. Şekersiz olanından içelim. Şekerli olanlar sağlığa zararlı diyorlar. Ay haklısınız Özge teyzeciğim. Çünkü tek sorun gerçekten şekerli içecekler. Ya küçük bir esnaf lokantası yiyseydiniz sabahtan beri bunları mı yiyeceksiniz? Ay ben anlatamayacağım galiba. Bakın, hayat yemekten ibaret değildir. Hayatta güzel olan başka şeyler de vardır. Ha, ne bileyim, aşk var, tutku var, romantizm var. Oha, bizde de var onlardan. Biz de yaşıyoruz. Nasıl ya? Evet, ben bir gün Kıvancı'ya aşık oluyorum, bir gün Tolga'ya. Seni çapkın seni. Nerede kız bunlar? Her akşam. 8:30'da show değildi. Ben de bir şey sandım. Kızım onlar dizi be. Sanal alem. Gerçek sanıyorsun bir de onları. Oo daha iyi ya. Benim yerime aşkın acısını Serenay Karakaya ile Beren bir saat yaşıyor. Ben de televizyonun karşısında hem dizimi izliyorum hem bir yandan kol böreğimi yerken aşkın da tadına bakıyorum. Onun da tadına bakıyorsun. Ha, bravo, afiyet olsun. Gerçekten. Meta. Çok ayıp kızım. Tabii. Hı? Pişti. Fışkırdın beni. Kardeşim. Burcu yavrum. Burcu. Burcu. İyiyim. Sıkıntı yok. Siz bunun konuşmasına bakmayın. Bu kız çok asi. Önemli değil ya. Bütün dünyayı dolaşmış. Yanına bir tane koca takamamış bir insanın bir lafı benden girer öbür taraftan çıkar. Kek. Kek pişmemişti. Ne yaptın? Yedim. Oh. Oh Afi, yarasın oh. Benim çocuğuma. Ay yavrum, yaparız yerisiz. Daha çok var nasıl olsun. Evet. Ya bir şey soracağım. Yediğinizde içtiğinizde gözüm yok. Afiyet olsun da. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Selamun aleyküm. Güzel amcacığım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yaşamak istemiyorum. Portret. Şikayet etme. Ekmek parası kazanmak zordur. Tabii, tabii. Haftada 50 ekmekten 150 ekmek olunca biraz kazanması zor oluyor. E bravo.
boğazımıza dizdin Kudret. Sağ ol. Yok ya. Öyle bir şey mümkün mü acaba? Sizin boğazınızda bir şey dizilebiliyor mu ya? Ha? Ben 3 ayrı işte çalışıyorum, gene de yetiremiyorum. Aha, son işim olan midye dalgıçlığına doğru gidiyorum. Hadi selam. Haydi. Hamsi de al baba, hamsi de al. Hamsi, hamsi. Yazık bu adama, yemin ederim içim parçalandı ya. Hiç acımıyor musunuz? Ya, niye acıyalım? Hiç de yazık değil. Babanı da böyle yaparız. Evden gider, televizyon bize kalır. Börek yapar, dizi izleriz. Bıktım senin kültür peşinde koşmandan kız. Yeter artık. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, ben şimdi anlıyorum galiba. Sen bunlarla işbirliği yapıp beni eve mi döndürmeye çalışıyorsun? Yalan söylemeyeyim, evet. Börek yapar, dizi izleriz kızım. Anne saçmalama ya. Sen tek başına sıkılıyorsun. Ben ideallerimden, hayatımdan, hayallerimden, eğlencemden mi vazgeçeceğim? Ne bileyim, insan bir gezmek, tozmak ister, bir konsere gitmek ister, sinemaya gitmek ister, bir senfoni dinlemek ister mesela. Yeter be, mutluluğu görmüyor musun? Örnek al diye getirdim, şu kadar örnek almadın mı kız? Örnek mi? Örnek alacağım, öyle mi? Hay anneciğim ya, ben gerçekten koca koca 3 ayrı örnek aldım. Ve dedim ki Allah'ım şükürler olsun, ne kadar eğlenceli bir hayat. Hayatım var. Ben gidiyorum. Size börekli hayatınızda mutluluklar. Saçmalama, gidemezsin. Börek açacağız, buraya gel. Ya. Şu kıza var ya, üşenmesem ağzını burnunu yumruk atar mı? Yani benim de ağrıma giden bizi eğlencesiz, neşesiz kişiler sanması. Çok alındım. Halbuki bilseler var ya, ne çılgın dansçıyız. Çok çılgın. Aa, var ya bir bilseler. Dans edelim mi kardeşim? Ver coşkuyu. Hadi aç müziği. Şimdi daha iyi misin? Ya tekim var, tekim. Çok özür dilerim. Tehlike altındaki insanlar aşık olabiliyorlar. Ay kırı, çabuk, bu bir soygundur. Sana dokunacak, etkilenecek. Bam! Aşk başla. Bana masaj yapar mısın? Çok teşekkür ederim ya. Ne oldu? Aşk başladı mı? Başladı. Biz hikaye evleniriz. Teşekkür ediyoruz efendim. İki gencimiz evlenmeye karar vermişler. Birbirlerini seviyorlar. Ve tabii işin içine şimdi aileler girecek, aileler tanışacak. Ve düğün planlaması, evlilik planlaması yapılıyor. Bakalım işin içine aileler girince olay nasıl değişiyor, izleyip görelim. Buyursunlar. Gelin çocuklar, gelin, 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 gelin. Geçin, 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 oturun. Heh. Oturun bakayım, oturun, oturun. Ne oldu baba ya? Şimdi bak oğlum, misafirler gelmeden önce sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ha. Ben ananızla evlenirken kimseden bir kuruş, ama bak altını çizerek söylüyorum, bir kuruş yardım almadım. Almadı. Düğündü, takıydı, evin eşyalarıydı. Bunların hepsini kendim yaptım. Yaptım. Anam, babam, elini sürmedi. Bak altını çizerek sürmedi. Söylüyorum. Elini sürmedi. Sürmedi. Hatta babam, oğlum bir şeye ihtiyacın var mı diye sormadı. Sormadı. Peki ne oldu? Neticede bu beni olgunlaştırdı. Dırttırttı. Evet. Ay affedersin. Olgunlaştırdı. Genç yaşta hayata tutundum. Daha da güçlendim. Ve o gün anladım ki aslında babam bana çok büyük bir ders vermiştiktir dediği. Didirmir. Evet. Ve o gün artık babam sayesinde babacığım, hayatta baba... ve babam asla efendim. Babacığım tamam anladım ben. Her şeyi biz kendimiz yapacağız zaten. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Çok şükür. Ha. Oğlum ya anladım. Ben şimdi yardım etmek isterim de
Ya durumumuz yok oğlum. Yani ananla ben bir tek emekli maaşıyla yani nereye kadar? Tamam babacığım. Öyle vallahi nereye kadar? Ya bir de şimdi Kazımcığım bu kız tarafı biraz acele ediyor gibi geldi bana. He. Çünkü kız tarafının erkek tarafına geldiği nerede görülmüş Allah aşkına şimdi? Yani oldu olacak seni bizden istesin. Anneciğim ne acelesi? Biz Çiçek'le 6 yıldır çıkıyoruz. Ay işte ama. Babası geldi dedi ki aradı daha doğrusu. Tamam. Dedi ki hani artık bunun bir adını koyun. Biz de ne diyelim gelmeyin mi diyelim ya. Tamam. Oğlum Kazım. Bunlar resmen seni kafesliyor ya. Ya ne kafeslemesi abi ya? Ya yengeciğim mesela şimdi bak. Siz 6 yıldır çıkıyor olsanız. Heh. Hadi sizinkiler abime demez mi ki yani. Bu bir şey adını koyun artık bu işin. Yok öyle demez, olmaz. Demez. Demez. Bizimkiler zaten onu hiçbir zaman sevmediler. Halen daha da sevmiyorlar. Sağ olsun. Kimse sormaz bile. Sağ olsun. Tanımıyorlar ya kim? Ha. Ha, neyse canım neyse tamam peki. Zaten bakın ben bir şey söyleyebilir miyim? Zaten biz Çiçek'le konuştuk. Ha. Tamam mı? Öyle düğün, onların tarafı biraz düğün seviyor. Aha. Ancak biz konuştuk nikahla bu işi bitireceğiz. Ha. Tamam mı? Tamam. Ama siz de bize biraz destek çıkın bize. Ya çıkarız oğlum bak, ya. Lütfen baba. Ya ne demek ya? Ayrıca düğün ne ya? Millet göbek atsın diye sen niye para harcıyorsun oğlum? Yaşa ya, onu söylüyorum. Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Ayrıca ya senin paran da yok. Ne yapacaksın yani? Arabayı mı satacaksın? Bak bana bak. Kazım sakın o arabayı satayım deme ha. Ya babacığım zaten daha yeni bitti kredisi. Nasıl satayım? Kazım anneciğim sakın kredi bredi de çekme. Çekme. Yok, yok. Millet gelecek düğünde sefasını süreceksen gideceksin. 5 sene kredi borcunun cefasını çekeceksin. Çekeceksin. Doğru söylüyorsun. Sen kredi çekersen ben sana sütümü helal etmem. Anneciğim etmez, hiç etmez. Merak etme. Ne kredi yapacağım ne çekeceğim hiçbir şey yok ya. Tamam para harcamayacağız. Ama bak bak bir şey söyleyeceğim. Onlar geldiğinde de lütfen tek ağızdan konuşalım. Tamam. Tamam mı? Böylece bir nikahla bu işi çözelim bitsin gitsin. Nikah olsun. Mesele bitsin. Tamam. Tamam oğlum. Tamam sen merak etme ya. Ayrıca düğün dediğindedir ya. Aman. Onun salonu bir dert. Yemeği bir dert. Takısı milletin içinde o ayrı bir dert. Ne gereği var? Ya hiçbir gereği yok. Zaten düğün dediğin anne babaların isteklerini yaptıkları bir şova dönüşüyor. Tamam. Yaşa. Bahadır. Bizim düğünümüzde de aynen bu konuşma oldu herhalde değil mi? Çünkü ben şu an anladım biz neden internet kafede evlendik diye. Öyle. Yok bebeğim, biz internette tanıştık ya. He. Ona baksın. Geldiler, geldiler. Tamam, geçin. Sakiniz, sakiniz. Tamam. Lütfen, lütfen Allah aşkına. Bak, düğün müğün yok. Tamam. Düğün yok. Kapıyı açarsın. Baş, aha, hoş geldiniz. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Aman da kızım. Hoş geldiniz. Değil mi? Nazım Bey, nasıl? Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Çocuklar siz şöyle geçin. Buyurun Mesut Bey. Ya hoş bulduk, hoş bulduk. Bekledik, bekledik. Siz gelmeyince biz gelelim. Bayağı bildiğim laf sokuyor. Nasıl geçti yolculuk? Harika, harika. Yolculuk harika geçti. Ya... Hayati Bey, Allah aşkına kusura bakmayın lan. Ben sizi daha yaşlı bekliyordum. Siz bayağı gençmişsiniz maşallah ya. Öyle değil mi hanım? Gerçekten ben de görünce şok oldum. Hele Naime Hanım siz. Efendim? Gerçekten yani yüreğinizin güzelliği yüzünüze vurmuş. Dedim ilk bakışta dedim acaba anası mı ablası mı dedim o kadar. Ay bu. Maşallah kuş gibi. Ay asıl efendim siz. Genç görünüyorsunuz. Maşallahınız var maşallah. Gerçekten. Çiçek kızım sen nasılsın? Teşekkür ederim anneciğim. Aa, ay anneciğim dedim böyle bir şey. Naime teyzeciğim. Ya de kızım de. Ağzına da yakışıyor vallahi maşallah. Çok sevdim. Bir çok tane çok sağ olun. Benim kızım bir tane. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de oğlum bir tanedir. Oğlum sen kenarda kaldın ya. Böyle şey ya Hayati Bey. Şimdi bakın ne diyeceğim ben size. Ya bizim kız senden çok bahsetti. He. Ama yani Antonio Banderas'a da bu kadar benzediğini hiç söylemedi bize. Vallahi mi ya benziyor muyum? Tövbe bismillah. Tıpkısının aynısı ya. Hanım bir Allah aşkına şuna bak. Bak bak ağzının yanına bak bak. Aynısı ya. Ya gerçekten hele gözlüğü çıkarınca birebir tıpkısının aynısı. Hık demiş burnundan düşmeyeceğim. Allah. Efendim neyse. Gelelim sebebi ziyaretimize. Gelelim. Şimdi efendim çocuklar birbirlerini görmüş, beğenmiş. Beğenmiş he. Uzunca yıllar çıkmışlar. Çıktılar. O da yetmemiş demişler ayrı eve çıkalım. Çıkalım ha. Dememişler ki bizim bir anamız var, babamız var. Kendileri var dememişler. Dememişler. Uzamış da uzamış.
Uzamış da. Yaymış da yaymış lan. Yaymış da yaymış. Efendim durum böyle olunca bize dedik gelelim artık bu işin bir adını koyalım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz Çiçek'le konuştuk zaten. Hiç problem yok. Birkaç aya kadar günü alıyoruz, nikahı kıyıyoruz, bitiyor bu iş. Sonra? Sonra da evlerimize dağılıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ya damat, siz bunu böyle düşünmüşsünüz de... Hayati Bey düşünmemişsiniz galiba. Nasıl yani? Ya bunu ben kabul etsem, Hayati Bey gibi örfüne, adetine, geleneğine bağlı biri bunu böyle düşünmez ki ya. Bu adamı hiç kimse düşünmemiş. Ya bu adam ailenin büyüğü. Büyüğü. Yol gösterici. Yol gösterici. Kanaat önderi. Bu adama danışmadan oldu bitti. Ya böyle olur mu? Böyle olur mu ya? Oldu bittiye getiremezsin Kazım. Benim böyle şeylerden neden haberim yok acaba? Niye babacığım böyle diyorsun? Konuştuk ya seninle. Yok damat, salağa yatma bak. Sen Hayati Bey'le konuşsan tepkisini gösterirdi. Evet. Ya bu adama yazık değil mi ya? Bu adamın hiçbir tanıdığı yok. Hiçbir akrabası yok. Hiçbir sevdiği yok. Ya bu adamın çevresinde bir ahırlığı var. Var. Var Kazım. Ve şu an kırıldım. Ben kırıldım. Ben sana kırıldım oğlum. Benim yetkileşim içinde olduğum bir sürü insan var. Sen bana bunu niye yapıyorsun Kazım? Ya Hayati Bey, kırılmakta o kadar haklısınız ki anlatamam. Bak mesela bizde erkek tarafı bir düğün yapar. 7 ilde konuşulur biliyor musun? Ya. Ya böyle bir şey olamaz. Ama şimdi ben sizi zorlamak da istemem. Çünkü şuna karar verelim. Siz küçük ölçekli bir ailesiniz. Küçük ölçekli bir düğün yaparız yani. Yapamayız efendim. Asıl biz öyle bir düğün yaparız ki bırakın yediğini, bizimki yeni coğrafi bölgeden duyulur. Biz yerel haber kanallarına çıkarız. Salonlara sığmayız da taşarız. Anne! Anneciğim! Bizim düğünde siz iki masaya sığdınız. Anne! Anne! Ay duymuyor beni annem. Öyle değil mi Bahadır? Sizin akrabanız yoktu. Bakkal geldi sizin akrabanız diye. Şimdi bebeğim, Hurşit abi aileden sayılır. Gelecek. Ya damat, Allah aşkına biz burada düğünde ne yeriz diye konuşmayı beklerken... ...sen nikahtan sonra dağılırız falan deyince ben şok oldum ya. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Yani Hayati Bey gibi Allah'tan bir babanız var sizin. Yani böyle öngörülü, inanılmaz. Allah şahit, ben size baskı yapmak istemem ama... ...siz düğünde et mi tavuk mu yemek istersiniz? Nasıl? Ha düğün yapılıyor. Üstelik de yemekli yapılıyor. Bir şey söylesene Çiçek ya. Yani aşkım benim düğünde hiç gözüm yok. Evet. Ama babana ayıpmış, ne yapalım? Tabii ki babaya ayıp ya. Hayati Bey böyle değil mi? Hayati Bey şu şanınıza yaraşır mı yani yemeksiz düğün? Bizim ailede hiç alışkın değil yemeksiz düğünlere biliyor musun? Şöyle yapalım. Eğer sizi zorlayacaksa bu durum... ...biz karşılayalım. Kız tarafı olarak biz yapalım yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü anladığım kadarıyla... ...gelir seviyeleri zaten biraz farklı. Sizsiniz farklı. Siz biraz farklı bir insansınız çünkü. Efendim bizim düğünlerimiz en âlâ hordön tabağıyla başlar. Ne tabak? Hordön tabağıyla başlar. Hayvanın sırt eti de ağzımıza girmeden bizim düğünler bitmezler. Allah Allah, ben yanlış düğünde mi bulundum acaba? Anneciğim, bizim düğünde hordön tabağının içinde galitinden beyaz leblebi vardı sadece. Bebeğim sakin ol, sen diyettesin diye. Sus be! Ben resmen kazıklandım. Şu anda anlıyorum ben bu kazıklandım. Beni duymuyor bu kadın. Oğlum, olaylar hiç istenmeyen yere doğru gidiyor Kazım. Senin bu işe bir dur demen lazım. Yani babacığım, biz Kazım'la hiç böyle bir düğün düşünmemiştik. Yani bizim kazancımız ortada. Yani bizim durumumuz buna, ne bileyim, öyle şaşalı bir düğüne. Ya kızım, olur mu öyle şey? Ne? Sizin arkanızda dağ gibi, kaplan gibi, aslan gibi, kapı gibi babanız var. Hayati Bey var. Hayati Bey yani şuraya bir şey söyler misin? Bu ne diyor ya? Ha söyle babacığım, Allah aşkına. Sen ne diyorsun lan? Onu şey yaparız ya. Nihayetinde o da... ben onu... O... Hallolunur ya o. Nasıl hallolunur baba? Nasıl halledeceksin affedersin? Bütün bu yemekler memekler derken 40 binlik olduk zaten. Nerede o para, sende var mı? Bende ne arasın oğlum? Bende yok ki. Hiç olmadı. Ne olacak? Nasıl bulacağız? Onu şey yaparız. Olmadı arabayı satarsın. Ay tamam ya, tamam.
Tavuklu yapak neydik yani? Ya tam bizim akrabalar biraz şok olacak, olmayacaktı çünkü alışkın değiller biliyor musun? Hiç ya. Ama açıklarız yani. Neyi açıklıyorsunuz hanımefendi? Tavuklu olacağını. Öyle mi hanımefendi? Ne öyle? Siz bize bir sordunuz mu, biz bir tavuğun ne demek olduğunu biliyor muyum? Ben görmedim ki hayatımda tavuk. Ben ağzıma tavuk aldı mı benim acaba, benim hayatıma hiç tavuk girdi mi benim hayatıma? Hanımefendi. Biz sırt eti yemeden et yedik demeyen bir aileyiz. Babacığım. Biz seçiciyiz hanımefendi. Anneciğim! Anne! Anne! Anneciğim, sizin o seçici dediğiniz aileniz bizim düğünümüzdeki plastik tabakları kemirgen biri gibi aldı. Evine götürdü o plastik tabakları anne. Değil mi? Kemirgen. Ne diyorsun sen ya? Ya babacığım, anneciğim. En iyisi biz bu işi biraz celallendirmedik. Şey yapalım olur mu? Biraz düşünelim bu meseleyi ya. Hemen acele karar vermeyelim. İnsanları da heyecanlandırmayalım. Değil mi Çiçek? Sen ne diyorsun? Yani hayatım, benim ne etli yemekte ne de 9 katlı pastada asla gözüm yok. Yaşa, yaşa tatlım benim. Ama baban kapı gibiymiş. Ne yapalım artık? Oğlum bak. Sen bizi anlamadın bak. Bizim derdimiz... Evet. Bizim kızımız seni mutlu etsin. Evet. Sen de bizim kızımızı mutlu et. Ama örf adet de yerini bulsun. Şimdi Hayati Bey gibi bir adam namını tahı töreninde göstermesin mi? Değil mi yani? Göstermesin mi? Göstermesin. Acaba baba olarak bunu yapmayayım mı ben ya? Benden gelinime 5 Trabzon vurması. Ha, ne? Ne kadar şanlı bir adam ya. O burma kadayıf değil. Bildiğin altın, altın. Emine fazla mı geldi ya? Vallahi ben de düşündüm. Dedim ki kız tarafı olarak ben de tahı seti takacağım. Çünkü bizim ailemizde en az bu yaraşır biliyor musunuz? Ha. Ben de damadın annesi olaraktan 10 kelepçe bilezik takacağım. Bana bu yakışıyor. Ne? Evet. Zaten yemeğiyle bilmem nesiyle şimdi söylediklerinle 100 binlik olduk. Ya hayatım çocuğum, arabanı satarsın, kredi çekersin. Zaten faizler de düşmüş. Ay ben çok gaza geldim, beni tutma. Ver şu bileziği. Ay ne oluyor ya? Bileziğin ilk taksidi şöyle takayım ben size. Ne diyeyim? Sakin ol, sakin. Sen bilezik sevmiyorsun diye. Sakin ol bebeğim. Evet, her şeyi tatlıya bağladık. Oldu bitti ya. Oldu bitti. Oh! Ya ben diyorum ki, tabii bunu erkek tarafı yapar da... ...hazır gelirken ben yüzük getirdim yanıma. Ne? Bunu da takalım olsun, bitsin bu iş. Sen ne diyorsun Mesut Bey ya? Ya burada ben... ...ya oğlan tarafını temsil eden babası olaraktan. Lütfen, burada bir yüzük takılacaksa... ...o yüzüğü ben takarım. Hayati Bey, sen ne şanlı bir adamsın ya. İşte... Baba, nasıl takıyorsun o yüzüğü sen ya? Şu şekilde, Bahadır, yüzüklerinizi verin lan. Gasp bu! Bu gasp bu ya! Baba, ne oluyor ya? Ay, inanamıyorum. Ailenin yadigarı yüzüğü bizimkilere takacaksınız. Bize de bu yakışır. Bize de bu yakışır. Çek bir şey desene! Ay ne diyeyim hayatım, yani benim şu an hiç yüzükte gözüm yok ama baban şanlıymış. Alo, alo polis teşkilatı mı? Evde soyuyorlar beni. Evet, evet, evet. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Yok Hayati Bey, beni hiç şaşırtmadınız ha. Yok. Bu nasıl büyük bir duruş? Bu nasıl bir feraset yani? Gerçekten öyle. Neyse biz hadi gidelim. Yolumuz uzun biliyor musunuz mu? Gidelim, zaten 2 haftaya kalmaz düğün de olur. 2 haftaya mı kız? Ha? Ya şanlı Hayati Bey. 2 hafta çok değil mi ya? Ya 2 haftayı kim uyduruyor arkadaş ya? Ben nasıl bekleyeyim 2 hafta? Bu hafta sonu yapıyoruz, bitti. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Benim sizden öğrenecek çok şeyim var. O zaman Maldivler'de balayını sonra konuşuruz. Onu hallederiz sonra. Ha, hadi, hallederiz. Hadi. Buyurun efendim, hadi, buyurun. Buyurun. Vallahi çok... Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Konuşuruz, konuşuruz. Anladım, anladım. Allah. İyi günler, iyi günler. Hadi. Evet, hafta sonu düğünümüz var millet. Aman. Hayati, ne yapacağız Hayati? Kazım oğlum, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. 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 Madem sevdiğim kadının ailesi de böyle istiyor. İstiyor.
Elden bir şey gelmiyor. Gelmez. Gelmiyor tabii. O zaman ne olacak? Bir takım fedakarlıklar yapacağız. Yapacağız. Ne yapalım? Yapacağız. Ayrılacağız. Ayrılacağız. Ne? Nasıl ayrılacağız oğlum? Öyle o kadar basit mi lan öyle ayrılmak falan? Lan bir buluşmada 150 binlik olduk. 150 binlik. Daha devamında ne oluruz ki? Çiçek! Bir dakika oğlum hemen öyle bırakma. Teşekkür ederiz efendim. Böyle bir hediyemiz var. Sizinle paylaşmak istiyoruz bize verilmiş bir onur diyeceğim. Değerli Güldür Güldür Show ekibi, toplu taşımada yaşanan sıkıntıları ekrana yansıtırken aynı zamanda bizi güldürdüğünüz için teşekkür ederiz. İETT'nin bize verdiği bir plaket efendim. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle çabalarımızın, işlediğimiz konuların böyle takdir edilmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Bizi çok mutlu ediyor efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunu yerlerinin yanına koyuyoruz. Evet efendim. Önemli bir kutlama gününde işte düğün olur, nişan olur, kına olur. İşte başarı olur, bir iş gezisi olur. Hani o gidiyorlar bir otelde toplanıyorlar falan, öyle bir toplantı olabilir. Öyle bir yerde bir aksilik yaşayan var mı? Orada bir beyefendi var. İsmim Ali. Ali. Yaklaşık bir 6-7 sene önce, biz Kayseriliyiz. İstanbul'da babamın bir arkadaşının oğlunun düğünü vardı. Biz ona geldik tabii. Daha sonra işte sabahleyin şey oldu. Erkek tarafı kız almaya gelecek. Biz tabii kız tarafındayız işte babamın arkadaşının. Kapıda sonra işte kız tarafından birkaç kişi hani adettendir diye para isteme muhabbeti oldu. Kim istiyor pardon? Ya para istiyor yani işte kapı açılmıyor muhabbeti. Sizin taraf para istiyor yani. Bizim taraf para istiyor aynen. Ya para alacağız yani. Tabii damat da biraz şey, biz damadı tanımıyoruz tabii. Biz biraz yani görmedik. Asabi bir arkadaş. Biraz sürtüşmeler oldu. Daha sonra bir sinirlendi. Daha sonra damat kız tarafını kardeşine yumruk attı. Para istiyor diye. Daha sonra işte baba araya girmeye çalıştı. Babaya da saldırdı. Sonra oğlan tarafının arkadaşları indi. 6-7 araba. Bir güzel ortalıkta bir kavga, gürültü. Bir güzel bir kavgaya tutuştuk. Tabii bu ara kimi kime vurdu belli değil. Siz de girdiniz mi kavgaya? Ya ben uzakta hani ben zaten dışarıdan geldiğim için çok bulaşmadım. Yani önünüze düşenlere vuruyorsunuz siz. Yani vurdum da denemez. Daha çok ben kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü erkek tarafı daha fazla. Biz kız taraf olarak ya toplasanız 6-7 erkeğiz yani. Geri kalan zaten kız kısmı hep yani. Siz o zaman kapıyı savunuyorsunuz yani. Ya biz bildiğiniz eğlenmeye geldik. Adamlar dövmeye gelmişler yani 6-7 araba. Daha sonra iş tabii karakolda bitti. Ali Bey kaç para istediniz de bu kadar? Ya ben de bilmiyorum. Aslında dedim yani anlaşırız parada. Para sorun değil dedim ama. Ya oğlan zaten şey hani daha sonra öğrendik. Zaten böyle hani kızla da arası iyi değilmiş. Hani işte zoraki bir düğün işte böyle zaten bozuşup küsüp barışıyorlarmış falan. Sonuç ne oldu? Olmadı tabii. Sonuç zaten yok. Düğün oldu. Gayet mutlular yani. Onlara göre bir şey yok. Dayak yiyen yediyle kaldı. Biz yani. O gün karakola gittik. İşte karakolda ifade verdik. Şikayetçi olmadığımızı söyledik. Zaten akraba olacağız dedik. Hani şikayetçi değiliz. Gayet seviyoruz yani arkadaşları. Karakoldan sonra düğüne gittik. Peki düğünde çıkıp aynı grup oynadı tabii, mı? Tabii tabii ya. Döven adamla dayakken aynanı halayı da çekti. Düğünde de oynadı. Yani sanki hiç o dayağı atan o değil. Sanki dayak yiyen de biz değiliz. Gayet mutluyuz. Hani bir ara şey dedik yani bizi iyi ki dövdünüz moduna girdik. Hani ben bir ara şeyi düşündüm. Acaba biz keyif mi alıyoruz dayak yemekten de? Hoşumuza mı gidiyor yani? Ama işte düğün o şekilde oldu bitti yani. Evet. En kötü gününüz böyle olsun diyeceğim ama. İnşallah diyelim de çok da olmasın yani. Peki efendim teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Tam aradığımız anıydı. Var mı başka? Var mı? Var. Burada beyefendi var. Aksiliği ben eşim istemeye gittiğimiz gün yaşadım. İstemeye gideceğimiz gün damadın oraya gitmeyeceği söylendi bana. Ama tam böyle gittiğimize 20 dakika kala da seninle geliyorsun dediler. Hızlıca sakal tıraşı olurken her yerim kesildi ve bantlar yapıştırdık kağıtları. Üzerimi giyinirken de pantolon yerine, yani kendi pantolonumun yerine erkek kardeşimin boya yaparken giydiği pantolonu giymişim. Bacağının birisi yağlı boya, diğer tarafı da baştan aşağı kadar sökük. Ve yani dekoltesi de var. Var. Ve dekolteyi veren de benim.
Onu diyorum. Oda da küçük olunca yerde oturmam gerekiyor. Bir elimle boyayı kapatıyorum. Diğerinde de pantolonumun sökük taraflarını kapatıyorum. Kayınbabam da... Yani fark etmediniz giyerken, orada fark ettiniz. Ben fark etmedim de eşim fark etti. Pantolonun yarısı nerede diye sordu. Ben de baktım hani zaten iki yarısı birbirine benzemiyor bir taraf boyalı olunca. Şimdi öyle oturuyorum, rahmetli kayınbabam da... hani bir problem çıkmasın diye çok konuşmamaya gayret ediyor. Şimdi böyle eğri bir oturunca da... ben buna mı vereceğim kızımı der gibi bakıyordum. Hayatımın en özel günüydü. En unutamayacağım gün oldu yine. O zaman kötü geliyor da şimdi ne güzel bir anı oluyor değil mi? Yani güzel bir anı. Artık öyle bir o renk pantolon giymiyorum. İsim ne demiştiniz? Hüseyin. Hüseyin Bey, üst tarafı hiç konuşmadık. Üst taraf giyinikti değil mi? Yani üst taraf giyinikti de... hiç kimse görmedi diyebilirim üst tarafı. Herkes aşağıya bakıyor. İyi, güzel dikkat dağıtmışsınız o sırada. İyi oldu. Bütün gözler benim üzerimdeydi. Peki, ömür boyu mutluluklar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim paylaştığınız için. Şimdi başarılı olmuş bir iş yerimiz var efendim. Onlar da bir iş gezisine çıkıyor. Bakalım nasıl bir kutlama yapacaklar patronla çalışanları. O kutlamaya kimler konuk olacak? Nasıl geçecek bu kutlama? İzleyip görelim. Buyursunlar efendim. Gelin bakalım. Gelin, gelin bakalım. Gelin. Ya canım ekibim benim, canım ekibim şunlara bak ya. Ya. Siz bal mısınız? Siz şeker misiniz? Ya ben senin yanaklarını yerim ya. Ne, ne? diye. Ya. Allah. Ya Mesut Bey bir şey söyleyeceğim. Ha. Ya Almanlarla yaptığımız sözleşme bu kadar sevineceğinizi bilsek. Yani daha önceden yapardık yani. Biz bu kadar sevineceğinizi tahmin ediyorduk da yani bizi İsveç'e kuzey ışıklarını seyretmeye getireceğinizi vallahi tahmin edememiştik ha. Gerçekten Mesut Bey yani düşünüyorum da torunumuz olduğunda bile bu kadar sevinmemiştiniz. Hemen torunum bana 1 milyon euro mu kazandırmış? Tamam torunum sevimli bir tip ama... bence 1 milyon daha sevimliyim. Ya, ya çok teşekkürler Mesut Bey. Benim çocukluktan beri en büyük hayalim İsveç'e gidip kuzey ışıklarını seyretmekti. Benim de en büyük hayalim bir şirket kurup Almanlara satmaktır. Çocukken bana hep sorarlardı Mesut. Sen doktor mu olmak istiyorsun yoksa mühendis mi diye. Ben de hep şirket kurup Almanlara satmak derdim. Ya bu arada çocuklar ben size İsveç'e gelin dedim. Pat diye atlayıp geldiniz. Sevgililerinizi hiç trip atmadı mı size? Oturun, oturun, oturun. Şey, yani gece gündüz biz bu işe çalıştığımız için... aslında sevgililerimiz bizi terk etti Mesut Bey için. Naime ve şakaları. Şaka değil, terk edildi. Güldük bitti. Ama terk edildi. Güldük bitti. Ay, hiç ilgilenmiyor şaka bitti, tamam. Avrupa sizce de çok hoş değil mi ya? Şuraya baksana. Bence çok hoş vallahi Mesut Bey. Ben de bayılıyorum ya. İnanır mısınız? Avrupa'ya geldiğim zaman ben böyle kendimi evimde hissediyorum. Ne bileyim böyle yani Barcelona, efendim Rotterdam, Amsterdam. Aklınıza hiçbir yer gelmedi galiba. Gözenize öyle anlaşılıyor. Avrupa işte. Keşan. Sen Keşanlı değil misin Metap? Evet Keşanlıyım. Ne var? Ya sonuçta Keşan da Avrupa sayılmaz mı yani? Yani Keşan ne var ki? Ya Çetin sen müzik falan açar mısın? Şey Çetin, Türkçe açma ya. Ne olur şu batıya gelmişiz. Azıcık şöyle batılı bir hava soluyalım. Türkçe ne olur. Ya deli misin Naime? Benim en son dinlediğim Türkçe parça annemin söylediği ninniydi. O Çetin bir dakika. Size bir haberim daha var çocuklar. Şimdi tonlarca para kazanınca bu İsveç tatili bir az kalır dedim yani. O yüzden size bir sürpriz daha ayarladım. Nasıl ya? Yoksa şirketten hissemi ayarladınız oğlum! Hemen suyunu çıkar. Ne hissesi be? Hayır, dansçı ayarladım size. Dansçı, İsveç'ten. Hayır tabii ki, Türkiye'den. Ama... euro kazandık diye euro harcayamam ben, kur yüksek. Ama merak etmeyin, ilanda egzotik dansçılar yazıyordu. Konum attım, geliyorlar. Daha egzotik dansçılar ha? Belki onları görünce coşarsam... onlara özel hareketlerimi gösterebilirim. Çaça. Vay, çok iyi. Sen sakın coşma. Dur, öyle değil. Şimdi çaça ile falan kurtulamazsın. Senin break dans yaptığını biliyoruz. Biz... Hayır, çaça. Şaka mı?
çeşitli yöresel özel müziklerle onlara uyumlu breakdance yap. Bir hoşluk yaratalım burada, bir sahne şovunu zenginleştirelim. Buyurun. Farklı müzik türleriyle... Zirvedeyken. Farklı müzik türleriyle breakdance'ını izleyelim. Gelsin efendim, Yücel Bey buyurun. Hareketten sen. Onlara egzotik danslarımı çatça gösteririm. Biraz nefesler. Bence sen delirmişsin. Arkadaşlar mekanı ayarladım. Lobi bizim. Oh. Kuzey ışıklarını beklerken biraz eğlenmez miyiz? Çetin, Çetin. Sen görürsem coşarım moşarım bir şeyler diyordun. Sahne senin. Yok ya, benim bütün coşkun gitti şu anda. Bütün özel figürlerim içime kaçtı benim. Yok, hayır. Ne oldu kardeş? Şovumuzdan başınız mı döndü? Yok, gözümüzün feri söndü. Ruhumuzu emdiniz ya. Bunlar ne ya? Ya bir dakika, bu altı etek üstü bıyık mitolojik bir İsveç yaratığı mı? Bu nedir ya? Hayır kardeş. Biz koçekleriz. Biz yabanellerden sizin çağırttığınız dansçılarız. Valla dansçı değildi yani, buradan daha çok bakınca o bıyıklı olan tuzluklar var ya. Onlara benziyorlar. Bir tek konuşuyorsunuz ya, farkınız o. Siz de buradan insana benziyorsunuz bakınca.
Keşke konuşmasanız. Olmalı. Bilal kardeş. Yine örselendik kardeş. Şevket abi sakin. Ne konuştuk? Önce hedef kitlemizi anlayacağız. Söyleyin la hedef kitle. Neyimizi beğenmediniz? Ya şahsen ben beğendim de. Ya misal sizi böyle Taksim'de iş portada satılan bir oyuncak falan olarak görsem alayım. Ama ya dansçı olarak bilemedim. Ya hani bu internet sitelerinden telefon sipariş verirsin de eve gelince kutuyu açarsa hıyar çıkar ya. Kendimi öyle hissediyorum evet. Şu anda. Ya bıyıkla etek nasıl bir kombi? Ya acılı Adana ile milkshake içmek gibi bir şey yani. Ne bileyim dans olarak da rumba, salsa ya da çaça yapsanız mesela. Bak çaça, çaça çaça. Ça 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 ça. Az öteye ça ça. Bugün de yine başkasının adına utandık. Dutma beni! Ya bacım Şevket abi. Enough! Enough! Are you crazy? No! Yes! No! You are crazy! No! Sakın. Haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz. Neydi bizim amacımız söyle yüksek sesle? Koçekliği dünyaya yaymak. Bak İsveç'teyiz işte abi. Yaymaya başladık bile sakin. Ay aman aman ya. Şu dünyada yayılmaması gereken sizsiniz vallahi. Dedi gözlemeyle yayı hayran. Ya, bana mı? Ya bacım. Aynen aynen yap. Anladık beyaz yakalısınız da. Yani hepinizin kutu Anadolu ya. Yetmeyin şimdi bizi. Öf be. Yüzlerce milyon kazandım. Avrupa'nın göbeğinde maruz kaldığım muhabbete bak ya. Sen Avrupa Avrupa diye ağzından övüyorsun ama o burun Karadeniz, Karadeniz diyor. Sen özünden kaçabilirsin ama o burnu ne yapacağız? Bizim yaptığımız bütün figürler de sizin kültürünüzün parçası var. Neymiş o figürler? Hadi, hadi. Hadi koş dert. Bak şimdi. Şimdi bu hastanede sıra beklerken ön tarafa kaynayan teyzenin figürü. Teyze diyor ki... Oğlum, ben sadece sonuç göstereceğim. O teyzenin ön sıralara kaynama figürü. Allah Allah! Ya bu teyzeyi ben mi görüyorum ya? Bir tane daha var. Yine aynı teyze. Doktor tavsiyesiyle... Sıcak kumlara basmaya gidiyor figürü. Şevket abi. Bak teyze, aynı teyze tatilden dönüyor. Otobüs bunu otobanda bırakıyor. Otobanın bariyerlerinden atlayıp oradaki minibüslere binmeye çalışma figürü. Allah Allah! Ah! Anam. Keşke teyze atlamasaydı o bariyerlerden. Ya adama yazık. Adam kuzey ışıklarını görmeye geldi. Etekli Mario'nun popolarını gördü. Ya bakın sizi üzmek istemem. Gerçekten. Ama vazgeçin. Çok kötüsünüz. Çok kötü. Hayır hayır. Şimdi bak. Bir erkeğin kıvrak bir şekilde dans etmesi anlaşılır. Böyle güzel geliyor kulağa. Ama yani görüntü şu anda ürkünç. Ben şimdi bekarlığa veda partisi yapacaktım. Erkek dansçı çağıracaktım. Vazgeçtim. Sen bekarlığa veda edebilecek mi? Önce onu bir düşün. Abo! Yaka! Yaka! Ya bir kere bu bekarlığa veda nedir ben onu da anlamadım. Kına gecesi neyinize etmiyor bacım ya? Hiç ya, hiç ya. Sen İsveç köfte yersin ama cenazende etli ekmek dağıtırlar bacı. Şimdi bunların en güzel yaptığı şey kendi kültürlerini gömmek. Biz keşke, keşke İskoçya'ya gideydik Bilal kardeş. En azından orada eteklileri hor görmüyorlar. Adamlar kültürlerine sahip çıkıyor Şevket abi. Ama ben bu işi çözeceğim sen. Bacım, sensin he. Sarı saç yormaya çalışan sen. Sarı. Bacım senin en sevdiğin şarkı nedir? Aa, benim en sevdiğim şarkı All the Single Girls. Hmm. All the Single Girls bir dur. Peki sözlerini biliyor musun? Biliyorum ama şey değil yani tamamını hatırlayamam şimdi. Tamam. Allah Allah. Ya insan en sevdiği şarkının sözlerini hatırlamaz mı? Söyle. Hangisini hatırlıyorsun mesela? Hangi şarkıyı onu söyle.
Ya şimdi çok alakası olacak ama şey var, kesik çayır diye bir türkü var, onu biliyorum. Ama o da ya ezberlemedim. Hani minibüste, dolmuşta falan dinleyene kulağımda kalmış. Bacım sen o türküyü söyle, biz buradan gideceğiz, sizi rahat bırakacağız. Ondan sonra da Kuzey'in oğluna mı bakacaksınız? Neye bakacaksınız bakın? Mehtap çabuk, çabuk, çabuk söyle şunu. Ben artık bıyıklı bir adam görmek istemiyorum. Çabuk söyle. Hı, söyleyeyim mi? Söyle, evet, çabuk. Evet, hadi. Kesik çayır bütçeler mi? Sular soğuk bütçeler mi? Yandım, yandım. Ellerim memleketimde, eğlendim, kaldım. Aman ben yandım, 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 yandım. Ya. Ceketten, ceketten. Ya. Mehtap, Allah aşkına bu nasıl güzel bir ses böyle? Oralara çıkamadın gerçi ama. Ya beni çocukluğumun geçtiği Kars'a götürdün. Yıllardır şirket organizasyonu yapıyoruz. Neden bir türkü söylemedin sen? Çünkü... Yani yabancı dilde şarkı seversin sandım. Türkçe söyleyince beni hor göreceğinizi falan düşündüm. Ne bileyim yani. Yazıklar olsun bize be. Şu güzel sese mobbing yapmışız. Ya Mehtap, sen bizi affet. O yüzden sana %20 zam. Hadi bakalım. Gahtı göç eyledi afşar ellerdi. Aşıp aşıp gidiyorsun. Eller, eller bizimdir. Ya Şevket abi, bir kurcaladık, türkü söyleyen arı kovanı çıktı buraya. Vallahi şu an çok duygulandım. Eteğimi aldığım ilk gün geldi aklıma. Unuturur mu be? Ney mi? Ya senin sesin de harikaymış. Teşekkür. Sana da %20 zam. Keklik, canım keklik güzel keklik. Sen sus çık. Sen batılı kal. Kültürümüzün buraya kadar olan kısmı yeter bize, sağ ol. Yani zam? Yani, yok yani. Ya sizler de kusura bakmayın ya. Sizin sayenizde içimizdeki cevherleri keşfettik. Eyvallah kardeş. Ya biz batılı olacağız diye... Yani böyle havalı olacağız diye türküleri unutmuşuz. Bir araya gelip türkü söylemeyi unutmuşuz. Vallahi tadı damağımda kaldı, biliyor musunuz? Hadi patlatın bir tane daha be. Aman siz de abartmayın ya. Nasıl zaten bizim kız tadı biliyorsunuz. %10 zam. Kimse türkü söylemiyor, herkes eller havaya diyor. Yeni nesil halay bilmiyor, çek desen şınav çekiyor. Eğlence de tat vermiyor, cuppa cuppa gençler kopuyor. Bağlama zurna çalınmıyor, köçek deyince anlamıyor. Gençler mutlu olunca açıyor eller havaya. Her akşam her yer cuppa, ha cuppa, sıra gelmiyor halaya. Gençler mutlu olunca açıyor eller havaya. Her akşam her yeri yubapa yubazı da gelmiyor halaya. Kızla adam çarpışıyorlar. Bam! Aç başla. Boşanlığı belli etme, ne güzel ya dokunmak. Onu koluna olsun, hep dokun, tamam mı? Şimdi daha iyi misin? Daha tekim var, tekim. Çok özür dilerim. Tehlike altındaki insanlar aşık olabiliyorlarmış. Ayağı yukarı, çabuk, bu bir soygundur. Sana dokunacak, etkilenecek, bam! Aşk başla. Bana masaj yapar mısın?
olsun. Hop! Çok teşekkür ederim ya. Ne oldu? Aç başladı mı? Ha, başladı. Biz iki aya evleniriz. Bu medyumluk, fal, bu tip işte böyle yıldızlar, bunlarla kafa yoran var mı ilgilenen? Köşede bir beyefendi var. Ben hani medyumluk falan değil de eşimle bir... Siz kafa... zaten medium değil, large. Evet, large. Aynen, X large. İsim ne efendim? Okan. Okan Bey. Evet. Heh, buyurun. Biz eşimle bir kafede oturduk, bir şeyler içtik. Kahve falan içtik. Siz öyle bir gününüzü anlatmak istediniz, öyle mi? Yok, bir günü değil. Biz kahveyi içtik. Falıma bakar mısın dedim. Kendisi de hiç anlamıyor. Ben bakayım dedim en iyisi fala. Çevirdim, hiçbir şey anlamadım. Sadece dedim ki içim çok kabarmış bu. Harika. Yani hanımefendi bilmiyor diye siz bakıp bu sonuca mı vardınız? Evet, kendisi de burada. Falın mı? Yok, eşim. Ayrı ayrı yerlerde oturuyoruz. Ha, arkalı önlü oturuyorsunuz. Evet, yer bulamadık. Sizi görmek için geldik. Zaten biz varız bu akşam evet, burada. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi denk gelmiş efendim. Sağ olun. Şansınıza. Söz hakkınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey'e. Var mı başka? Böyle bu... Buna benzer bir hikayem oldu. Anlatmak istedim. O yüzden Okan Bey'in hikayesine benzer mi? Evet. Yine bir fal hikayesi. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz o zaman. Dershanede oturuyoruz, yemekhanede. Bir kız hoşuma gitti. Baktım kahve içiyor. Dedim ki arkadaşlara bak şimdi ne yapacağım. Aslında tavlama amacım yoktu hani gülelim diye. Öyle bir şey yapmıştım. Gittim ben çok iyi fal bakarım dedim. Zaten kafelerde de ücretli fal bakıyorum dedim. Yanına oturdum. Ondan sonra falı çevirdim. Kahveyi çevirdim. Gözlerimi kapattım, biraz titredim falan. Tabii bizimkiler gülüyor orada. Çünkü hiç inanmam böyle şeylere. Sonra dedim ki gördüm dedim, ben hissettim dedim. Ne dedim? Karşında beni kendimi tarif ettim. Şu saçta, şu boyda, şöyle böyle bir çocuk. Gördüğün anda aşık olacaksın dedim. Bizimkiler tabii hala gülmeye devam ediyorlar. Göz rengimden tutun, ismime kadar söyledim. Bu arada ben Uğur dedim. Memnun oldum dedi. İsminin baş harfi U falan her şeyi anlattım. Göz en son ismini nereye? Bile söyledim. Yani göz renginiz nereye? Yeşil. Evet. Onu da söyledim. En son baktım anlamıyor. İş iyice komediye vardı. Çünkü gerçekten çok temiz kalpli bir arkadaşımızmış. Ondan sonra dedim ki ben kendim müzisyenim. Çok iyi bir sanatçı dedim. Tanıştığın anda aşık olacaksın. Akşam bu çıktı, gitti. Ertesi gün tekrar geldi. Omzumda iki tane böyle pıt pıt. Dedim tamam bu iş oldu. Çok teşekkür ederim dedi. Ne oldu? Aşık oldum dedi. İsmi Uğur ve kendisi resim sanatçısı dedi. Aa. Bu sefer gülünen kişi ben oldum. Öyle biriyle tanışmış yani. Aynen, akşamına tanışmış. O gün bugün kimseye fal bakmadım. Ne güzel. Ama tabii o günden sonra... Ya Nur Bey, size malum oldu o zaman, öyle mi? Malum oldu. O günden sonra tabii büyük arayışlar sonucunda... gerçekte bu işin falla değil, kalbin kendi falıyla olduğunu anladım. Ve karşıma çok 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 ömrümü geçirmek istediğim birisi çıktı. Ve eğer sizlerin de izni olursa... burada sizlerin huzurunda kendisine çok önemli bir teklifte bulunmak niyetindeyim. Uğur Bey'le uğraşayım dedim ama konuyu nereden alıp nereye bağladı ya? Helal olsun. Evet, titreme falan geldi var neyse. Önemli bir teklif diyorsunuz. Herhalde elinizdeki hisse senetlerini çıkaracaksınız. Buyurun. Evet. Nerede? Kendisi şu an burada. Çok İsmi ne? İsmi Çağla. Çağla. Tamam. Kendisine burada huzurlarınızda benimle hayatını paylaşması için bir teklifte bulunmak istiyorum açıkçası. Evet. Eğer izniniz olursa sizin yanınızda bunu gerçekleştirmek isterim. Buraya. Evet. Normalde yap.
etmiyoruz ama konuyu öyle bir bağladın ki Uğur yani. Çabuk çabuk. Yapmam lazım. Ben mi edeyim? Mikrofonu bana ver. Mikrofona gerek yok. Buyurun ne istiyorsan yap. Yüksek sesli ama. O zaman şöyle. Bir güzel gördüm, sanki bir melek dünyadan değil. Bir yürek gördüm, sanki bir yürek çok temiz, lafta değil çalan. Ah çalan, çalan, çalan. Sensin benim tek sevdiğim. Çalan, çalan. Benim evimsin. Sözü müziği size ait mi? Evet. Ha. Şey copyright yok. Ha. Şimdi bunu onun yayınlayacağız. Için... Sen telif isteyeceksin değil mi bu sefer? Konuyu nereden alıp nereye bağlayıp şarkı, türkü bilmem ne. Korkuyorum düğünü de yapacağız şu an diye. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Ona diyeceksin oğlum. Seni çok seviyorum diyor bana. Mutluluklar efendim, bir ömür boyu. Bunu o arkadaşa verebilir miyiz? Ne? Çok teşekkür ederim. Çalam. Harika ya. Adam nereden aldı, nereye? Biz de burada şov yapıyoruz zannediyoruz. Uğur Bey vallahi helal olsun. Şimdi bir imza gününe gideceğiz. Bu kitaplardan birinin konusuyla ilgiliydi sorduğum soru. İmza gününde bakalım hangi kitaplar, hangi yazarlar gelecekler, burada bizimle olacaklar. Neler yaşayacaklar bu imza gününde? İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. İsmail! 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 Bu standı açtığımız iyi oldu İsmail. Kitapların satışları tavan yapacak. Ha, satışlar demişken sayın benim editörüm. Acaba bizim satışlar nasıl gidiyor? Yok satıyoruz. Oo çok iyi, çok iyi. Yok satıyoruz İsmail. Şükür, şükür çok yok satıyoruz. Yok satıyoruz lan sıfır, sıfır yani. Sıfır anlamında yok sıfır. Ne diyeceğim? Oğlum sen kitaplarını uzun ve edebi yapıyorsun, kimse almıyor. Hep sana söylüyorum edebiyat yapma diye İsmail. İyi de bu çaycıya çay satma demek gibi bir şey. Ben de kitapçıyım İsmail. Ben de kitap satamıyorum. Çay demişken acaba çay edebiyatı mı yapsak ha? Çay edebiyatı ne yahu? Çay edebiyatı oğlum işte ne bileyim çay içen kadın güzeldir. Çayın kokusunda aşk var. Bir demlik sev beni. Ne bileyim çay iç ulan. Çay içmeyen maldır. Kitabın şeklini de çay bardağı şeklinde yaparız o zaman. Seninle aynı fikirdeyim. Satışlar patlayacak. Çok okunanlar listesine gireceğiz. Ya Allah'ını seversen git Fikri ya. Hem bu çok okunanlar listesine giren o büyük edebiyatçılar kim merak ediyorum? Boş ver sen. Standımızı da... Biz sizin çok büyük bir hayranınızız. Evet Yeter Hanım, ben çok büyük bir hayranınızım. Yeni kitabınız ne anlatıyor acaba? Hiç. Nasıl yani? Hiçbir şey anlatmıyor. Adı üstünde. Hiç. Bakabilir miyim efendim ben de? Tabii ki, merhaba. Tabii ki efendim. Merhabalar, ne merhaba. Demek. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Boş, bu boş. Sayfalar bomboş. Bu nasıl kitap yahu? İçinde bir şey yazmıyor kitabın. Kitap tamamen enerjiyle, tılsımla çalışıyor. Kitabın kendi enerjisi zaten yeter.
Valla geldi gibi hocam. Hocam tılsım geldi gibi sanki hocam. Geliyor mu şu an Enes? Hocam tılsım geldi gibi ben hissediyorum hocam. Gelir. Tam olarak nerede hissediyorsun yavrum? Şu an ben de elimde tutuyorum da bir şey hissetmiyorum. Şu an hissetmiyor olmanız çok normal beyefendi. Çünkü kitabımızı satın almanız gerekiyor ki kitap direkt çalışmaya başlasın. Kitabım kişiyle uyumlu. Kişi kitabı alıyor, tılsım çalışmaya başlıyor. Kişiyle kitap arasında bir uyum başlıyor, uyumlanıyor. O yüzden kitabı satın alıyoruz. Ondan sonra bütün sorunlarımızı çözüyoruz işte. Evet. Hocam, uyum, enerji derken nasıl oluyor bu? Matbaa aşamasında kitabın yanına gidip büyü falan mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yok, öyle bir şey değil. Daha çok böyle biyoenerji gibi düşünün. Mesela kitabın içerisinde eklem ağrılarına, kas ağrılarına, fıtığa, siyatiğe, diş ağrısına yer yer hepsine iyi gelen çözümlemeler sunuyor kitap. Kudret narı gibi kitap. Oo, o zaman çok güzel. Ben hemen alıyorum bir tane. Ailecek okuruz. Maalesef. Ailecek okuyacaksanız ailenin tüm ferdlerinin tek tek kitabı satın alması gerekiyor. Çünkü kitap kişiye uyum. Vay, wow, çok mantıklı. Evet, tabii tılsımsal olunca böyle şeyler oluyor tabii, değil mi? Evet, doğru. Ben o zaman üç tane daha alıyorum yeter hanımcığım. Tabii ki. Şimdi şöyle, kitapla ilgili de şöyle bir önemli bir şey söyleyeyim. Kitap kendi enerjisiyle, tılsımıyla çalıştığı için böyle sıkıntılı olan bölgeye sürterek kitabımızı. Vay. Mesela ben şöyle bir bilgi vereyim efendim. Kalp sancın mı var? Sevdiğin, evet, çocuk mu gitti? Kalbin ağrıyor. Kitabı kalp nahiyemize sürtmek suretiyle. Nahiyeme. Aynen, kitabı böyle değdirerek ondan sonracığıma kitabın çalışmasını becerebiliriz. Tılsımı yayarız. Yeter Hanım, çok affedersiniz, rica bir şey ederim, soracağım. Rica ederim, lütfen. Efendim, bu kitap affedersiniz Basur'a da iyi geliyor mu? Kesinlikle çok iyi geliyor. Yani bölgeyi söylememe gerek kalmayacak. Tabii tabii. O zaman ben bunu buraya böyle sürüyorum efendim. Yavaş yavaş. Yavaş sürt, yavaş. Sürt. Çok iyi, sürt, sürt. Yavaş yavaş. O zaman çok rica edeceğim. Ben başlamak istiyorum. Evet efendim. Ödemelerimizi lütfen alalım. Tabii şey ki var mıdır efendim? Temassız varsa öyle geçireyim. Ha, yani öyle temassız var efendim. Evet, buyurun. Çok buyurun. Allah. Evet efendim. Enseye de bir tane geçireceğim ben. Oh. Kadın yanında post makinesi gezdiriyor. Ya modern edebiyatın geldiği nokta bu mu Fikri? Postmodern edebiyat. En sevdiğim. Şuna baksana. Cik 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 cik. Bülbül gibi şaklıyor İsmail. Ya git Allah'ını seversen, muskayda enerji derken koskoca kitap fuarını Cinci Hoca dergahına çevirdi ama bu kadın. İsmail, senin kitabın arasına böyle okunmuş muska falan mı koysak ha? Ya kitap okunacak muska değil, deli misin Fikri? Dur dur. Ben bir fuarı gezeyim. Bu artışları yapmak için bir şey bulacağım. Efendim, şimdi maalesef kötü haberi vereceğim. Standımızda başka kitabımız kalmadı. Tüh ya! Evet. Of ya! Şimdi herkes merak ediyor, istiyor kitabı ama hiç üzülmeyin. Ben bir IBAN vereceğim. Oraya siz ödemeyi yaptığınız zaman kitap kendiliğinden çalışmayacak. Yes be. Benim sürtmediğim birkaç nahiyem kaldı. Evet, evet. Nahiye. Her tarafımı, evet, kitap kaplatacağım. Kaç IBAN? Kadın iyice esnafa bağlamış. Dur. Bu ne ya? Biz sizin çok büyük bir hayranınızız. Ben sizi Insta'dan engellemedim mi be? Evet. Evren'den mesaj aldım. Buraya oturabiliriz. Burası tabii sakin. Buyurun. Feridun Hocam, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Evet, KPSS'ye hazırlanıyorum ama istediğim puanı asla alamıyorum. Bir de depresyondayım, bir maddi sıkıntım var. Bana bir yol göstersiniz. Şöyle söyleyeyim, hayatta hiçbir şeyi kafanıza takmayacaksınız. Hiçbir şey için üzülmeyeceksiniz. Böyle bir şey istediğiniz zaman onu ertelemeyin. Hemen yapın. Mesela yolda giderken bir araba gördüğünüz ve onu beğendiğiniz oldu mu? Benim oldu, yemin ederim oldu. Hemen o arabayı alın. Ah! Ben gidip araç kredisi çekeceğim. Bu size mutluluğu getirecek. Tamam. Bence bu size haciz getirecek hanımefendi. Hocam, ben asgari ücretle çalıştım, işimden kovuldum. Geçinemiyorum. Ne yapmam gerekir hocam? Vallahi bir Londra yap derim. Londra mı? Tabii ya. Bu benim aklıma neden gelmedi? Hocam, çok çözümselsiniz. Ya adam işten kovuldum, geçinemiyorum diyor. Sen Londra diyorsun. Beyefendi, şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim işten kovuldunuz beyefendi gibi. Ya da şöyle söyleyelim. Patronunuz tarafından mobbinge uğruyorsunuz. Diyelim. Ne yapacaksınız? Bir adım geriye çekileceksiniz. Hayata şöyle değişik bir bakış açısıyla bakacaksınız. Çalışmayın. Ayrılın işten. Ne olur yani. Tembellik etme hakkınız var. Siz insansınız. Kimse sizi zorla çalıştıramaz. Bunu yapın. Mesela dünyayı gezin. Maldivleri görmeden ölmeyin, gebertirim. Çok güzel. Adamın tavsiyelerinin her birinde icralık oluyorsun. Yahu bu tavsiyelerin yüksek nakit ihtiyacı gerektirdiğini bir tek ben mi görüyorum? Beyefendi,
Benim kitaplarım hayattaki bütün problemlere dair çok önemli ipuçları barındırır. Yani bunu aldığınızda kişisel gelişiminizi ileriye taşıyabileceğiniz bir edebi eser sahibi olmuş olursunuz. Mesela rastgele bir sayfa açıyorum. Tamam. Hiç bak. Ay. Ne diyor? Her şey olacağına varır. Çok da dert etme diyor. Bunu benim Hüsamettin dayım da diyor. Çok da dert etme. Hocam, müthiş bir söz. Beni bana benimle anlattınız adeta. Ben bir kitap alabilir miyim tabii hocam sizden? Çok da dert etme. Ben aydınlandım. İkinci, üçüncü gözüm falan açıldı benim. Ben iki tane istiyorum. Görüyor musun? Halk beni anlıyor. Ama ben onları anlamıyorum. Allah Allah. Anlama zaten. Sen bu tiple mi edebiyat yapıyorsun ya? Dön önüne. Allah Allah. Arkadaşlar, bu söz tarihe geçecek. Alın, alın. Hocam, şuraya da bir imza atar mısınız? Tabii atarım. İsmail, ne oluyor burada? Hocam. Bu adam kim? Dört tarafı kerizlerle çevrili yüz karası. Neyse, B planına geçiyoruz. Hı. Kitabın satışlarını promosyonla arttırıyorum. Promosyon mu? Nasıl? Gel vatandaş, gel. İsmail yazarın kitabı 5 lira, yanında şampuan hediye. Gel vatandaş, gel. Kitap 5 lira, yanında şampuan hediye, gel. Oldu olacak. 5 mandala bir kitap veriyoruz. Ne de olsun bitsin Fikri. 5 mandala bir kitap. Ya saçmalama Fikri. Edebiyatın bir ağırlığı var, bir saygınlığı var. Saygınlığı var ama parası yok İsmail. Ay yeter be. Bıdı 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 sabahtan beri. Buranın ağrısı bozuldu. Gelin içeride devam ederiz. Ederim hocam. Neyse İsmail, ben de başka bir çözüm bulacağım. Ama şampuan iyiydi gibi ha. Evet sayın seyirciler. Magazin dünyasının ünlü simalarından Özge Sima yazdığı kitabın imza günü için şu an kitap fuarında. Özge Hanım kocasından boşandıktan sonra kaleme aldığı kitabıyla 20. baskısını yapıp çok satanlar listesinde 1 numara oldu. Evet Özge Hanım, Türkiye'nin en çok satan edebiyatçısı olmak nasıl bir duygu? Bence güzel bir duygu. Ben kitabımda yaşadığım zorlukları, acıları, sıkıntıları kaleme aldım. Bence halkım beni anladı. Gerçekten tebrik ederim. İşte gerçek bir edebiyatçı. Siz otobiyografi yazmışsınız anladığım kadarıyla. Hangi dertlerinizden bahsettiniz hanımefendi? Öncelikle hanımlara bir tavsiye, tiyo veriyorum. Her gece uyumadan önce yüzünüzü, vücudunuzu hidroklorik, florik asitle temizleyin. Sıkıntılara geçelim. Bir keresinde business yerine ekonomik klas uçmak zorunda kalmıştım. Uçakta portakal suyu içememenin ne demek olduğunu bir tek ben bilirim. Bu zulüm arşı titretir vallahi. Aa, ne yapıyorsunuz tamam. Beyefendi? Edebiyat parçalıyorum efendim. Buyurun edebiyat parçalıyorum. Artık bundan sonra böyle bir bitin artık. Yeter gidin başımdan ya. Bitin Allah aşkına, yoksa ben sizi bitireceğim. Defolun gidin şuradan. Ama ben bu haksızlığa daha fazla gelemem ya. Gidip bunları kaleme alacağım. Al kaleme. İpe diz bunu da mutlaka okur bir keriz. Gidin ulan buradan yeter. Aç israfları gidin. İsmail ne oluyor ya, bu gürültü ne? Ben yapamayacağım galiba Fikri. Ben bu mesleği bırakıyorum. İki değişik cümle söyleyene edebiyat yapma denilen bir ülkede beklentiyi de çok yükseklere koymamak lazım bence. Toplan gidiyorum. Edebiyat yapma İsmail. Senin satışları patlatıyoruz. Al bakalım. Reklamın kralını yaptım. Aa, dergiye çıkmışım. Hem de kapak olmuşum. Ama biz bu dergiye 5 kere yazı yazdık. Her birinde bize reddettiler. Nasıl oldu? Evet ama öldüğünü söyleyince kabul ettiler. Öyle mi dedin? Ama ben ölmedim ki. Birazdan onu da çözüyoruz İsmail. Otur bakalım. Aa! Fikri, ne yapıyorsun? Fikri! Bu ara ölü edebiyatçılar çok prim yapıyor İsmail. Ulan! Satışları patlatmak için seni öldürüp efsane yapacağız. Ulan bırak beni, imdat! Boğulmaktan korkuyorsan derinlere dalmayacaksın. Nasıl edebiyat? Arkadaşlarının verdiği bir akla uyup başına bir iş gelen var mı? Şurada bir beyefendi var. Ben üniversitenin ilk çağlarında, ilk yıllarında yani. Yani ilk arkadaşım... icat edilirken diyorsun. Aynen, ilk icat edildiği zamanlarda. Bir arkadaşım kızdan hoşlanmıştı. Benim konuşmamı istedi onun adına. Sonra ben dayak yedim. Niye? Yanında oturduğu çocuk da sevgilisiymiş. O herhalde önce sizi bir test olarak yolladı. Muhtemelen. Ben sonra bunu düşündüm de bir daha kendisiyle görüşmedik zaten. Çok geçmiş olsun. Peki siz ne diye yaklaştınız da adam direkt dövdü? Ben tamamen ikisinin arasını yapmak adına hani
Ne dediniz mesela? Ben merak ediyorum mesela. İki kişinin arasını yapmak için üçüncü kişi ne diyor öbürüne? Merhaba, merhaba. İşte biraz vaktiniz varsa bir şey soracaktım dedim. O da sorabilirsiniz dedi. Arkadaşı vardı yanında, iki üç kişi falan. İşte arkadaşım sizden çok hoşlanıyor falan dedim. Hangisi dedi, gösterdim. Ondan sonra işte sevgilisi olan şahıs, sen dur aşkım falan yaptı. Hangisi bir daha göstersene falan. Yani beyefendi de sizden hoşlandı anladığım kadarıyla. Bir daha göstersene dedi arkadaşı. Sonra ben döndüğüm zaman o yoktu zaten. Olay bana döndü. Ha yani siz cesaretinizden ötürü ödüllendirildiniz. Aynen. Ödül aldım. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Dikkat etmek lazım böyle şeylere demek ki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir arkadaşımız var. Bir çocuktan çok hoşlanıyor ve ona açılmak istiyor. Tabii en yakın arkadaşlarının tavsiyelerini dinliyor. Bakalım arkadaşların tavsiyeleri bu sevgisini açılmasında yardımcı olacak mı arkadaşımıza? İzleyip görelim. Buyursunlar. Kızlar, ilk vizemden 15 aldım. İkinci vizem ne olursa geçerim ben. İkinci vizem Schengen olursa sen ancak öyle geçersin. Sen o dersi unut be. Of ya, of. Var ya, tamam bitti artık. Bundan sonra şu kitaplardan kafamı kaldırırsam ne olayım ya? Selam Mesut. Selam Çiçek. Kızlar, duydunuz mu Mesut bana ne dedi? Ne? Selam Çiçek dedi. Aa, ben onun o çiçek diyen ağzını burnunu o kadar çok beğeniyorum ki. Kızım, hıçkırıyor musun sen? Hayır ya, salak aşık olmuş işte. Çocuğu görünce böyle sesler çıkarıyor tuhaf tuhaf. Allah ya, 3 sene oldu, 3. Tamam, bitti. Bitti. O gelir gelmez ben ona açılacağım ve diyeceğim ki, Mesut, ben senden hoşlanıyorum. Evet, bunu diyeceğim. Kızım, lambadan ak söylenir mi ya? Ne yapacağım? Ne yapayım? Baksana okul bitiyor. Yaz geliyor. Yazın bu çocuğu kaparlar. Paket ederler bunu. Sarar götürürler bunu. Kendi aralarında pay ederler. Ellere yar olur bu. Sonra okul biter. Ben de onu bir daha göremem. Son nefesimde de Mesut der. Ölürüm. Ya Çiçek, ya tarlasına tahıl zararlısı dadanmış çiftçi gibi niye deli deli yapıyorsun ya? Seviyorsan git ima et. Onun doğrusu seviyorsan git konuş değil mi ya? Bak o kadar aşk filmi izledik. Herhalde biz olayı biliyoruz. Eğer sen böyle filmlerdeki gibi bir aşk yaşamak istiyorsan... ...o zaman filmlerdeki gibi bir kız olup öyle davranacaksın. Çiçek. Evet. Aynen öyle. Filmlerde nasıl da böyle ima ile başlar. Değil mi? İma. Gidersin böyle çocuğa. Ay ben senin yanında aşırı rahat ediyorum biliyor musun dersin. Ve... ve... bam! Aşk başlar. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki tamam öyle yapacağım. Geliyor. Geliyor. Bakmayın. Sakın bakmayın geliyor. Mesut. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi ya nasıl desem bilmiyorum. Tabii sen muhtemelen anlamışsındır da. Yani anlamaman mümkün değil zaten. Nasıl desem yani... Ya senin yanında ben kendimi çok rahat hissediyorum. Mesela şu anda yanına gelince de çok rahatladım. Ne? Pıt mı yaptın yani? Ha? Hayır yani olabilir, sorun yok. Hayır olabilir. Ya öyle. Hayır, geldiyse zaten sal gitsin Çiçek. Yok yok, öyle değil. Lütfen, benim için hiçbir sıkıntı yok. İnsanlık hali sonuçta. Hayır, vallahi öyle değil. Hayır, hiç sıkıntı yok. Allah aşkına, ben anlatayım. Alo. Efendim kanka. Mesut bak, ben sana şöyle anlatayım. He, anahtarlar bende. Mesut bak, benim aslında... ben gelip vereyim oğlum, ne olacak ki? Ya bak, ben sana aslında ima edeyim dedim başka. Hayır, tekrardan geri dönerim. Başka bir şey ima edeceğim ben. Abicim, zaten ben kitaplarımı çok, alacağım, evet. Çok, çok yanlış anladın bak. Tamam, olur olur. Mesut. Olur, ben, hadi görüşürüz. Aslında başka bir şey. Hadi bay bay. Mesut da... Oho! Yağlı yeme. Ne? Yağlı yeme. Ya Mesut bak. Ne yapıyorsun? Dur. Rezil oldum. Evet oldum. Çok kötü oldu. Ama boş ver ya, tamam. Zaten daha romantik bir başlangıç yapman lazım. Romantik başlayamadı ki kızım. Ya. Bak filmlerdeki gibi. Filmlerde nasıl oluyor? Nasıl? Şimdi mesela ben bir film izlemişim. O filmde şöyle bir şey var, çok romantik.
kız adam kantinde kızın elinde kitaplar var. Çarpışıyorlar. Kitaplar yerlere saçılıyor. Sonra kız kitapları adam yardım ediyor. Toplamaya çalışırken bam! Aç başa. Ya. Çok güzeldi o. Öyle mi? Öyle olmalı, evet. Öyle yapalım, tamam. Evet, evet. Gel, gel. Kitapları al. Git, kitapları al. Hadi, hadi. Şuradan gece. Yoluma çekin. Çok bakma. Yandım! Yandım, göğsüm yandı, her yerim yandı benim! Çay mı vardı? Çek beni! Ya bırak! Ya manyak mısın sen ya? Şuraya bak, kitaplarım düştü o! Ya tamam, ben toplarım kitapları! Bir zahmet! Bir zahmet ya! Ben revire gidiyorum, yanık kremi süreceğim. Ben de seninle revire geleyim mi? İsteriz! Ben sizin vereceğiniz akla tüküreyim. Aşkım, ben Yasin isterken adamı çaydan yaktım. Kızım, biz nereden bilelim adamın elinde çay bardağı var? Evet. Normalde filmlerde esas olan elinde çay bardağı yok. Of. Tamam ya, tamam. Ben açıkça konuşacağım, en iyisi bu. Hayır, olmaz. İma et, ima. İma her zaman önemlidir. Aşk imadan gelir. Evet, bir şekilde ima etmen lazım ama nasıl? Öyle mi diyorsun? Hı hı. Ne yapacağım peki? Baksana, adama gittim böyle açıkça konuştum, olmadı. Anlamadı yani. Tamam, şöyle yapalım o zaman, dokunmak. Bak, ya hoşlanın belli etme, ne güzel ya dokunmak. Onu böyle koluna, omzuna hep dokun, tamam mı? Dokun. Geliyor, geliyor. Dokun, dokun, dokun. Bence dokun. Yanlış ama. Hayır lan, sen karışma. Dokun. Mesut, ben biraz önce çok özür dilerim ya. Senin geldiğini görmedim. Önemli değil, olur öyle şeyler. Yok da, şimdi daha iyi misin? Yani göbeğimi... ya belki belini... Hasta mısın kızım sen ya? Ya senin belinle derdin ne? Allah Allah! Ne var ya? Dokunuyorum. Ya tekim var, tekim. Belime, koluma dokununca ben tuhaf oluyorum, görmüyor musun? Ha, tekin mi var senin ya? Evet. Ben çok özür dilerim. Bak, hala dokunuyor. Tamam. Tiki var öyle mi? Ama tam da yapamıyorsun tiki çünkü ne yapıyor böyle dokununca? Hay mı? Başka bir tik olsa bu. Yani tam çünkü laf ağzından çıkamıyor. Dokununca tükürsün. Tükür, kıza yazık ya. Başka ne yapabilir? Dokununca halay çekmeye başlasın. Halay çekip öpücük yollasın. O zaman bir figür bir öpücük her dokunuşta. Sen hazır mısın ki? Değilim. Peki şimdi daha iyi misin? O öpücük mü? Tamam, ne dans yapıyorsan... Şurada olsanız o kadar iyi anlardınız. Tamam, seni serbest bırakıyor. Her dokunuşta başka. Yani daha iyisin galiba. Çok mu iyisin? Yani ben ne bileyim belki... Uy, hay, hay! Ya ben de... Arriva! Ya ne oluyor? Kızım, tekim var, tekim! Kötü kötü tekim var benim! Tek mi bu? Evet, geleneksel bir insanım. Tekim de öyle. Hayret bir şey ya. Ben belimden, elimden, kolumdan tekleniyorum. Anladım, ben çok üzüldüm. Bunu bilmediğim için... Hay bak, yine ya, kıza bak. Rahat bırak beni, anladın mı? Rahat bırak. Üf be! Tamam. Çiçek, çiçek. İnşallah. İnşallah bütün aşklar nefretle başlıyordur. Çünkü eğer öyleyse ben biraz önce harika bir başlangıç yaptım. Tavsiyeleriniz sayesinde benden müthiş nefret ediyor. Nereden bilelim çocuğun tiki var? Hangi filmde çocuğun tiki var ki? Ama merak etme, sen gene de şey onu dinledin, yanlış oldu. Sen arkadaşın Burcu'yu dinleyecektin. Bende inanılmaz taktikler var. Bak şimdi sana bir şey anlatacağım, kurtaracağım seni. Hadi görelim. Kurtarmasan da beni, vallahi çok sağ ol. Hiç gerek yok aman. Hayır, bu taktik çok iyi işe yarıyor, biliyorum ben. Bak ya. Şimdi dinle. Mesela... Benim son izlediğim aşk filminde şöyle bir şey olmuştu. Şimdi tehlike altındaki insanlar birbirlerinin nefretini unutup birbirlerine yakınlaşıp aşık olabiliyorlarmış, tamam mı? Bu tezden yola çıkarsak sen şimdi ben bir tehlike yaratacağım orada. Mesela bak yanımda dün geceden çıkarıp koyduğum çorabım var. Çorabımı kafama geçireceğim, tamam mı? Soyguncu gibi. Yani soyguncu gibi onun yanına gideceğim. Elimde de silah varmış gibi yapacağım. Eller yukarıdan lan aşağı gibi, o sırada, tam o sırada o seni korumaya...
almaya çalışırken sana sarılacak ve bam! Aşağı aşağı. Çok iyi olur. Takısı başlamasın ya. Hiç zorlamayalım. Boş verin vallahi. Ya bize güven. Sen hadi. Bana güven, tamam mı? Güveni sen şimdi onun yanına sinsice git. Ben de geliyorum. Ben de sinsice. Tamam mı? Yardım istersen bana şöyle yap. Mesut ne yapıyorsun? Aa, telefonunla mı oynuyorsun? Ne o? Nereden anladın ya? Ne öyle elinde görünce çalışıyor. Aa, yukarı! Çabuk, bu biz soygundur. Kaçma lan, gel buraya, gel! Levan! Şu an burada ne yaşanıyor? Ne oluyor şu an burada ya? Ya bir şey olmaz, görmedin mi? Tazı gibi koştun. Yani o zaten atletizmci. Ama bu şovlara gerek yoktu. Yok silah, yok çorap da imada kalacaktık. İma güzel. Kızım ne iması? Adamla konuştum, anlamadı. Dokundum, küfür yedim. Ben daha ne yapayım? Tamam, demek ki onun sana dokunması gerek. Yani şöyle yapacaksın. Çıkar şu ketini. Çıkarayım mı? Aç omzunu. Aç, böyle yapacaksın. Aa! Ne oldu? Aa! Ne oldu? Benim masaja ihtiyacım var diyeceksin, tamam mı? Ben diyeceğim. Evet, ondan sonra sana dokunacak, etkilenecek. Bam! Aşk başlar. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam, inşallah aşk başlar. Yoksa zaten karakolda bitecek bugün belli ki. Mesut. Çok... Burcu. Ya, ya böyle ayaklar var, öyle bir koştu ki. Ama yerden şöyle okkalı bir taş aldım, bir fırlattım. Kafası yarıldı. Ya bir tane de böyle ten rengi çorap giymiş. Kan böyle süzülüyor aşağıya doğru. Ya. Yerden de iki tane dişini aldı. Ya, acayip. Fazla gidemez bir yere ha. Acayip ki ya. Ya elim ağzım dimağım gitti be. Hay Allah ya. Onun için biraz talihsiz olmuş neyse. Ay of ya. Oo Mesut ya. Benim bu omzum bir tutulmuş. Biraz ağrıyor. Bana masaj yapar mısın? Sen öyle gezersen yel girer tabii. Bak ben bir taktik öğrendim. Ha, İnanılmaz. Süper. Bizim Berber Osman abi öğretti. Berber Osman abime masaj yapaydın ya. Kalk. Sakin ol. Sen sakin ol bir. Bırak, sal kendini, sal. Tamam. Kendini sal, tamam. Sal. Bak hop. Sal kendini şimdi, tamam. Bir daha. Sal, bırak. Ver şu kollarını ver. Kolla. Biraz acıyacak tabii, öyle iyileşeceksin. Bırak. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim ya. Mesut sağ. Oldu. Osman abiye çok selamlar. Çok kötü, ben korkarım öyle şeylerden. Ya bir sopa yok mu? Sopa yok mu sopa? Ya bir dakika.
konuşuyorum ben, tamam? Ne var ya, ne var, ne var? Şey, Mesut. Buyur. Mesut, benim ne zamandır sana söylemek istediğim bir şey var. Ben galiba senden hoşlanıyorum. Bu yıl da üniversiteyi bitirdiğimize göre biz çıkalım mı? Aa, ben de böyle hislerini açık açık söyleyen biri çıksa da diyordum. Çıksak. Ya. Olur. Hadi. Hadi. Kızlar. Siz vizyona son giren aşk filmini izlediniz mi? Yok. Hangisi? Ha? Hani kız aşık olduğu adama açıkça duygularını anlatmak ister ama saçma sapan arkadaşları onun konuşmasını engeller. Sonra başka bir kız gelir ve 2 dakikada çocuğu kapar ve... Ve bam, aç başa. Ve... ve bam, dayak başlar. Döndür, döndür, dünyayı döndür hayal.